Çok ilginç bir şekilde e, halkın gündeminden kopan bir hükümetle karşı karşıyayız. Halkın gündeminde de erken seçim yok aslında. E, erken seçimi aslında e, iktidar da istemiyor. İstemiyor yani. Fakat ortam o kadar septik hale geldi ki, ortam o kadar e, çekilmez hale geldi ki erken seçimden başka bir çare de yok. Eğer Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçimi kazanacağını bilse yarın düğmeye basar ve erken seçimi başlatır yarın fakat halk o kadar e, karamsar ki o kadar umutsuzluğa itilmiş ki yani erken seçimden ziyade hükümete diyor ki Allah aşkına Allah aşkına benim karnımı doyur biraz. Allah aşkına şu ekonomik gidişe bir bir düzen ver. Ama Cumhurbaşkanı ona sert diyor. çıktı. Yani çok yeterli bir desteği verdik Tabi <laughs> Tabii. Yani millet açım diyor. Cumhurbaşkanı da diyor ki açsanız muhalefet doyursun diyor. Şimdi yani bu artık e, gerçekten e, bir siyasetçinin acziyetinin gösterilebileceği son noktadır. Dip noktadır. Bunun ötesinde bir acziyet ben ya ben yaşamadım. Ben duymadım. Ben görmedim. Hiçbir siyasetçi bu duruma gelmedi bu ülkede. Bakın 20 yıldır tek başına iktidar olan muktedir olan bir e, partinin liderinin geldiği nokta maalesef maalesef halk açsa muhalefet doyursun noktasıdır. Bu çok acıdır. Belki böyle bir sokak ağzıyla söylenmiş bir laf olabilir ama o zaman daha da kötü Cumhurbaşkanı sokak ağzıyla konuşmamalı. Ekonomik verilere baktığımız zaman... Bunu her, birer değerlendirme alalım mı Sayın Atıcı? Olur. Her geçen gün fakirleştiğimizi ben söylemiyorum. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde olan TÜİK söylüyor. Yani 12.500 dolarlık bir gayri safi milli hasıladan 8.500 dolar civarına düştüğümüzü ben söylesem belki inanmazlar. Ama bunu TÜİK söylediği zaman herkes diyor ki tabii yani yapacak bir şey yok. Mecburen böyle. TÜİK'in de yalan söylediğini biliyor herkes Sayın Duran. Buna rağmen vatandaş erken seçim konusunda onu düşünecek hali yok. Bir yandan pandeminin getirdiği sıkıntı, bir yandan hükümetin vatandaşa el uzatacağı yerde iban uzatması vatandaşı perişan hale getirdi. Bir de bunların üzerine doğru olmayan söylemler vatandaşı iyice kızdırıyor. Efendim 100 milyar dolar merkez bankasının rezervi varmış. Ya yani bir cumhurbaşkanı vatandaşına önce bunu söyledi. bir cumhurbaşkanı vatandaşına yalan söylememelidir. Ama Çin'le swap anlaşması yaptık işte bunlar zil takıp oynuyorlardı battı diye rezerv bitti diye ama işte Çin'le Çin, le, Çin le yapılan bu swap anlaşmasına gönderme yaptı. Sayın Böyle, Hanım, onların da o rüyaları bozuldu dedi. Türkiye'nin ekonomisi kötüye gittiğinde zil takıp oynayan alçaktır, vatan hainidir. Bakın her zaman söylüyorum biz isteriz ki yarın gitsin Tayyip Erdoğan demokratik yollarla ama Türkiye'nin ekonomisini batırarak giderse bu kötü olur. Bu hepimizi vurur. O yüzden e, ciddi ekonomistler, bu işin uzmanları diyorlar ki hayır eksi 55 milyar dolardadır rezerv, net rezerv. Sıvap anlaşması e, ayrı bir şeydir çünkü kısa vadede borçlanıyorsunuz ve yüksek faizle bir e, para alışverişi yapıyorsunuz başka ülkelerle, örneğin Çinle yapıldı şimdi yani net rezerve bakmak lazım net rezervin eksi- 55 milyar dolar olduğu söyleniyor ve net olarak bu şekilde ifade ediliyor bu böyle bir durumda erken seçimde Tayyip Erdoğan böyle bir ihtimali göz önünde bulundurarak hiç başka işi yokmuş gibi başka partilerle Örneğin Saadet Partisi ile görüşmeler yapıp 05 oyu olan bu partinin yönetimini değiştirmeye çaba gösteriyor çaba gösteriyor. Şimdi oraya geldik. Asil Türk'ün bu çıkışını siz e, Cumhur İttifakı tarafından yönlendirilen Başkanı, e, Cumhurbaşkanı tarafından yönlendirilen bir yönetim değiştirme çabası olarak. Peki e, ne olur? Bana sizin... yansıyan algı budur. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı, Oğuzhan Asil Türk'le defalarca konuşmuştur. Oğuzhan Asil Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma sözü vermiştir hı hı. ve bu sözün bedelini şu anda da Asil Türk ödemektedir. Benim siyasi okumam bu. Böyledir. Böyle anlaşmışlardır. Demiyorum çünkü o masada ben yoktum. Ama oturacaksın yemek yiyeceksin. Sonra o sana Türk diyecek ki efendim işte Cumhurbaşkanı söz verdi İslam Sözleşmesi'ne çıkacağız. İki ay sonra Sözleşmesi'ne çıkılacak. Çıkıldıktan sonra o karardan birkaç ay sonra da efendim o sana Türk diyecek ki ben işte bu yönetimden memnun değilim biz de çıkarıyorum. Saadet Partisi'nin iç işi bizi karıştır, bizi ilgilendirmez. Saadet Partisi nasıl kongre yapacağı, nasıl iş yapacağı onları ilgilendiren bir konudur.